Efendim, Güldür Güldür Show'a hoş geldiniz. Hiç böyle gençliğinde olabilir, ilerleyen yaşlarda oluyor mu bilmiyorum. Disiplin cezası alan var mı? Hanımefendi var. Şimdi ortaokulda 6. sınıftaydım. Nöbetçi yazılmıştım. Öğrenciler nöbet tutuyorlardı. Nöbet sırasında ziyaretçi defteri görevim bittikten sonra müdüre teslim ettik. Bu kadar da detaylı hatırlıyorum olayı diyorsunuz. Evet. Daha sonrasında bir problem yaşanmış. Defteri komple imzalamış bir öğrenci. Sınıfa geldi müdür. Herkesten imzalı ziyaretçi defteri. Ha. Sınıfa gelince imza topladılar. Kimin imzaladığını tespit etmek için. Sonrasında benim imzam çıktı. Benim disiplin cezasını aldılar. İmzalayan ben değilim ama. İmza birebir benim imzam. Harika. Sonra bunu yapanın şu anda ne iş yaptığını sormak herhalde. Yani haksız yere disiplin cezası aldım ben. Peki o disiplin ceza anını anlatır mısınız? Sınıfta yaşadım arkadaşlarımın yanında. Ne yaşadınız? Kim, o yaşatan kimdi? Müdür mü geldi? Okulun müdürü. Geldi, ne yaptı? Geldiğinde imza evet sana aittir, odama çabuk geliyorsun dedi. 3 gün uzaklaştırdı beni okuldan. Şeyi anlamadım. Geldi, imza senin dedi. Evet. 3 gün uzaklaştırma veriyorum evet. dedi. Odama gel dedi. Odaya gittiniz. Evet, 3 gün uzaklaştırma veriyorum dedi. Hikaye öyle bir şey oldu. Gözüm üzerinde olacak dedi. Bir daha dikkat etme. Gözüm üzerinde şey. Olacak, sen niye uzaklaştırıyorsun demedin madem. Müdürün kafa karışık. Kendi işini zorlaştırıyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz bir okulun disiplin kurulunu işledik. Yaramaz bir arkadaşımız disipline sevk edilmiş. Bakalım neler yaşanıyor. Buyurun. Evet. Evet, sevgili disiplin kurulum. Okulumuza giren, öğrenci ve öğretmenlerimizde etkisi altına alan Bilal NK1 virüsünü ortadan kaldırmak için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. O kırık kürdan parçasının bir diğer parçasında bugün yerlere gömeceğiz arkadaşlar. Değerli müdürüm, çocuk yüzünden okulun her tarafını kameralarla donattık. Fakat çocuk bunları da atlatıyor. Sanırsınız çocuk sevgilisiyle basılmak istemeyen bir popçu. Bütün kameraları atlatıyor. Hocam ben geçen gün kayıtlarını izledim. Vallahi yani bu çocuğu ver bir kanala mafya dizisi diye oynasınlar. Aman Allah'ım, okulun her tarafı küçük küçük binenlerle doldu ya. Müdür bey, bu çocuk rol model olmaz değil mi diğer çocuklar? Efendim, bundan olsa olsa mal model olur. Okula yeni gelen çocuklar da kendi berberine gönderttiriyor ya. Çocukların hepsi aynı tip oldu ya. Sanki dersin okul Burdur kirpisi yetiştirme çiftliği ya. Hepsinin saçlar böyle böyle arkadaş. Neyse, bu öğleden sonra hepsini topladım, güzel bir sıfıra vurdum kafalar da rahatladık ya. Müdür bey, bugün kesin kes galiba kurtulacak mıyız o mahlukattan? Kesin kes %1 milyar kurtulacağız. O bozuk yatak gıcırtısı... Ama zor, zor. Dönmeyebilir, evet. Tabii, teşekkür. Kesin kes %1 milyar onu bugün bu okuldan göndereceğiz bu şikayetler sayesinde. O bozuk yatak gıcırtısını bugün bugün... Zor kısmı atlatıyorsun, kolayda takılıyorsun. Okyanusu geç derede boğul, olur mu böyle? Dedim sana yeterli çalışma diye. Tamam, gıcırtı... Aşk olsun hocam ama. Gıcırtıyı geçtim, kurtardıydım ya. Evet. Sonraki laf ne? Onu bilelim de biz bari. Bize de sürpriz olmasın. Demek ki emin değilim. Bilsem söylerim. Bir dene bakalım. Hocam, bugün kesin kes kurtulacak mıyız bu mahlukattan? Kesin kes %1 milyar. Bugün o bozuk yatağı gıcırtı. Çok affedersiniz, vallahi çok özür dilerim. Tane tane isim tane. Evet, tane tane deneyelim.
Kesin kes %1 milyar. Bugün şikayetçiler sayesinde haklı olarak o bozuk yatak gıcırtısından kurtulacağız. Şimdi de parayla. Evet, şimdi tabii orayı böldüğün için baştan alacaksın orayı ki... bağlı, biz de bağlayacağız bir yerden yani. Gerçekten mi ya? Evet. Nereden bağlayacağız biz onu? Tamam. Tamam. Kesin kes %1 milyar. Bugün o bozuk yatak gıcırtısından kurtulacağız. Onu şikayetler sayesinde tarihe gömeceğiz. Vallahi bak, kokusu geliyor, yaklaştı. Ay, ay vallahi geliyor, vallahi geliyor. Ben de duydum kapı sesini ya. Açmasak mı çalan çalar gider. Hocam korkmayın, bugün onu bu okuldan göndereceğim. O sünepeyi bugün okuldan göndereceğim, korkmayın. Geldi, geldi, gel, gel, gel. Gel. Çık lan! Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam Bilay Bey. Gözümüz yollarda kaldı. Nasıl, rahat mı orası, çay kahve, ne söyleyeyim sana? Vallahi varsa bir kafe macchiato içerim ya. Kalk lan ayağa, makital çöçöymüş, o ne lan? Şu tipine bak. Oğlu Hint kirpisi. Oğlum bugün seni okuldan göndereceğim. Seni Meksika Anadolu Lisesi'ne göndereceğim oğlum. Ya vatanın her tarafı bizim ya. Meksika'ymış, Malatya'ymış ne fark eder hocam? Salağa bak ya. Salağa bak ya. Meksika'yı bizim ilimiz zannediyor ya. Yeter artık cahil apaçı, yeter. Seni bu okuldan bugün göndereceğim. Ya ben gidince her şey düzelecek mi yani? Bu okulu bozan bir ben miyim ya? Oğlum senin yüzünden bütün aileler, veliler çocuklarını okulumuzdan aldılar ya. Çocukları sırf sana benzemesin diye. Okulumuzun itibarı iki paralık oldu oğlum, iki paralık oldu ya. Ben kendi çocuğumu okula yazdıramıyorum ya. Annesi izin vermiyor bunun yüzünden ya. Bak, 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 bak. Lokma döktürdüm, lokma. Seni gönderince bütün okula dağıtacağım. Belediyelerle görüştük. 40 kere okula su dökeyim, güsledeceğiz. Pardon hocam, anlamadım. Neyi? Neyi anlamadın yavrum? Söylediğinizi anlamadım. Belediyelerle görüştük. Belediyelerle neresi ya? Trilaylaydır o. O başka. Çocuğum evladım, biz bu akşam öğretmenler olarak yapılmaması gerekenleri gösteriyoruz. Belediyeyi aradık çocuğum. Lafımı kesme. 40 kere yıkanacak okul, gusledilecek. Hocam şundan fazla muhatap olmayın. Hiç olmuyorum. Fazla muhatap olmayın. Çoluğunuz çocuğunuz benzer. Evlerden ırak. Evet, şimdi konuya geçelim ve bu kutlu günün başlangıcını yapalım inşallah. Hadi buyurun. O zaman Bilal'den şikayetçi olan ve ismini vermek istemeyen bir öğrenci geliyor. Hocam görüyor musunuz? Çocuk korkusundan kendi buzlu camıyla gelmiş. Ne yaşattın oğlum sen bu çocuğa lan? Ya ben ne bileyim, ne yaşattım? Yüzünü görmüyorum ki. Şişt, birader. İndir camı, indir. İndir camı, indir. Hocam ben ismimi vermek istemiyorum. Rumuz'la konuşacağım. Rumuz'um yalnız liselim. Elizabeth sevgilim, alt dire 96. Bu nasıl Rumuz lan? Bu nasıl Rumuz lan, Musti? Hocam tanıdı ya. Oğlum tabii tanıyacağım lan. Siz benim ekmek kapımsınız ya. Anlat bakayım, ne yaptı bu çocuk sana ha? Hocam ben bu adamdan yediğim dayağı yemin ediyorum babamdan yemedim ya. Bak şimdi. Adam o derece bütün okula musallat olmuş, artık randevu sistemine geçmiş. Ha. Aynen. Mesela benim yarın misal 1.30'da dayağım var. Ah. Buyurun. 2 değil miydi lan senin? 2 mi? 1.30 hazırlık hocam, 2'de dayağa geçiş. Dur bakayım. 11F1245 Mustafa Kaya. Çarşamba günü 13.30 randevumuz onaylanmış olup lütfen 15 dakika önce istenilen bakiye ile birlikte dayak mahallinde olunuz. Bu ne lan? Adam hastane gibi online sisteme geçmiş ya. Çocuğu
Haraç mı kesiyor sizden bu? Haraç ne hocam? Okul aidatı gibi Bilal aidatı var. Hani bir gün geciktirince bir de iki misli para alıyor. Ulan tam uygulamak istediğim sistemi yapmış çocuk ya. Benim hayallerimi gerçekleştirmiş ya. Ayrıca bir kolum, bir çenem ve duygularım kırık hocam. Ay müdür bey, ne şairane bir çocuk değil mi? Resmen şair gibi konuşuyor. Ne istedin bu çocuktan cani? Bu kadar korkutmayın beni ya. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten de şair ruhlu bir çocuk. Ben bunun kitaplarından birini satarken, aman okurken aradan bir şiir çıktı. Onu sizinle paylaşmak isterim. Allah Allah ya. Şiirin ismi Yeter. Gülsün bu yüzüm artık yeter. Bitsin bu keder, bu gam yeter. Her şeye dayanırım, aşkın bana yeter. Yeter lan yeter. Sus lan. Yeter artık, yeter. Gel sevgilim, yeter. Ya ver şunu ya, Allah Allah. Hocam bu ne diyor böyle ya? Şiirimi çalmış bir de şey yapıyor yani. Böyle bir şey olamaz. Ayrıca ben bundan hiç şikayetçi değilim. Bilal bir şey yapıyorsa kesinlikle bir bildiği vardır. Benim midem yandı hocam. Ben midem yanmış, şikayetim ondan. Tansiyonum düştü, ondandır ana. Müdür bey görüyor musunuz? Ne şairane bir çocuk. Resmen şiirle besleniyor. Helal olsun yavrum, ye. Hocam sen ne yaşıyorsun ya? Çocuk aleyne sana yazıyor ya. Allah Allah. Lan oğlum. Lan az önce sen oram kırık buram çıkık diye ajitasyon yapmıyor muydun? Hamam böceği ne oldu lan? Yo yo hocam hiç alakası yok. O benim iç duygumdaki kırıklıklar, iç hissiyatımdaki... hocam ben camımı da alayım gideyim saygılarımı lan, sunuyorum. Lan yarın geç kalma. Oğlum sen hiç boşa gülme. Sen hiç boşa gülme. Şimdi senin finish himin geliyor. Birazdan göstereceğim sana. Seni yok edeceğim, bu okuldan atacağım oğlum. Evet, fizik hocamız geliyor. Nezaket Hanım. Nezaket hocam buyurun. Vay Nezaket hoca. Nezaket hoca, vallahi çok ayıp ya. Oğlum şuradan bir çıkarım sana. Edepsiz, pis, cibrilsiz. Hocam böyle şikayetiniz nedir? Anlatın lütfen. Ben bir gün yaptıklarını, ödeyeceğin günün geleceğini biliyordum. Ben hep bugünü bekledim. Çirkin hamster. Müdür bey, bu Bilal okulda hep para bozduruyor efendim. Para mı bozduruyor? Zorla para bozduruyor. Evet. Zorla para... Bu mudur efendim şikayetiniz sizin? Bildiğiniz gibi değil efendim. Bu 5 lira veriyor. Efendim bu 5 lirayı 2 20'lik yapar mısın hocam diyor bana. Ay Allah'ım neler duyuyorum neler. Öğrenciler bitmiş, öğretmenleri de araca bağlamış. Lan çok güzel taktikmiş be. Acaba ben de velilerden aidatı böyle mi toplasam? Oğlum demek sen öğretmenden haraç aldın ha. Güle güle Meksikalı. Bir dakika. Hocam, geçen sene okulda bir patlama oldu da okulun yerini değiştirdik. Hatırlıyor musunuz? O da mı senin başının altından çıktı lan? Ha, benim başımın altından çıktı hocam ya. Vallahi gökten başınıza taş yağsa benden bileceksiniz ha. Tabii senden bileceğim. Geçen gün 4. kattan başıma taş atmadın mı lan sen? Ya hocam, ben ne bileyim çekilirsiniz. Sandım böyle gözünü ışık tutulmuş tavşan gibi yukarı bakıyorsunuz ya. Ya hocam, o güne dönecek olursak... O patlamanın olduğu güne, biliyor musunuz ki boş deodorant şişesi ateşe atıldığında patlıyormuş ya. Hele yanında böyle deney tüpleri varsa 2 kata artıyormuş o patlama. Ben de bunu bir fizik deneyinde öğrendim yani. Evet. Konumuza geri dönecek olursak, ben diyorum ki bu Bilal gelecek vadeden bir öğrencidir kendisi. Hocam nasıl yani ya? Öyle yani. Çok ellemeyelim çocuğu, şey yapmayalım, sıkıştırmayalım. Gecikti biraz yavrum bu ay. Kusura bakma, olur mu? Biraz? Olsun olsun hadi. Hocam, ne olacak ya? Kolay gelsin. Ne yaptı lan o? Hocam ona taktı ya. Yüzsüz, karaktersiz. Nezaket hocam, sizden de bunun hesabını, o patlamanın hesabını sonra konuşacağız. Oğlum sen bittin. Elimde daha 2 tane mis gibi şikayetçim var, bittin. Kim onlar hocam? Kim ya? Mehtap hocam ve Yeter hocam. Vallahi müdür bey, ben şöyle bir... Şimdi bir düşününce... aslında o kadar da şey değil. Yani pek bir zararı da bence yoktur. Yani o kalabilir gibi sanki şey olabilir. Şahsen ben de öğrenci ahı almak istemem. Nasıl ya?
Ya biz bu çocuğu okuldan gönderemeyecek miyiz ya? Ben bir tane şikayetçi insan bulamayacak mıyım? Bu çocuk herkesin açığını biliyor. Oğlum müdür sen misin, ben miyim lan? Hocam ben size değerli ozanımız Sezen Aksu'nun bir dizesiyle seslenmek istiyorum. Masum değiliz hiçbirimiz. Bilal seni döverim. Nasıl döversin ya? Müdür çocuk döver mi? İstifa eder döverim. Aman yapmayın. Yapmayın efendim. Lütfen sakin olun. Efendim nasıl sakin olayım Allah aşkına ya? Geçen gün bu okul servisini almış, sanayiye götürmüş. Bütün parçalarını satmış. Şoför çocuk şikayet edemiyor, sesi çıkmıyor. Herkesin bir açığını biliyor ya bu çocuk. Biz nasıl kurtulacağız bu çocuktan? Kim kurtaracak bizi bu çocuktan Allah aşkına ya? Kimle ben muhatap olacağım da kurtulacağım ya? Evet. Ya anne! Ne? Anne mi? Bir yaşıma daha yeni be Ruşalı, senin annen mi be? Ey yumurtaya can veren Rabbim! Böyle bir anadan böyle bir çocuğu nasıl olur? Genetik bilimi bunu da açıklayın! Ya esasında manevi oğlum tabii. Ah efendim. Keşke maddeye bürünsür mü? Ah efendim. Keşke maddeye büründürmeseydiniz. Maneviyette kalsaydı çocuk. Kalsaydı, evet kalsaydı ama esasında küçükken böyle değildi bu. Ergenlikten sonra oldu. Efendim, onun ergenliği asıl bize yaramadı. Ben bu çocuktan önce Susam Sokağı gibi bir adamdım. İçimde neler vardı bir bilseniz. Sonra bu çocuktan sonra ben nerede bir çocuk görsem tiksiniyorum ya. Bak kendi çocuğumdan tiksindim ben. Benim psikolojimi bu çocuk sıfır, sıfır, sıfır yaptı ya. Anne ya. Ya esasında size pilates önerebilirim. Hem beden sağlığına hem ruh sağlığına çok iyi geliyor. Esasında çocuklara olan sevginizi arttırabilir. Bakış açınızı değiştirebilir pilates. Ya anne yeter ya. Ya her yerde pilates yapıyorsun, yeter ya. Nasıl yani? Metrobüste pilates yapan insan mı olur anne ya? Oğlum, utanıyor musun benden? Utanmıyorum da yani sen de şimdi bu kıyafetle okula gelinir mi? Ne yapıyoruz? Ergen dolu burası. Ergen dolu. Şuna bir bak anne, kendine bir bak ya. Ya geçen hayvanat bahçesine gittik, maymunlara açma germe yaptırtıyor. Evladım, siz onu boş verin ya. Evet. Ben sizin, hocam ne derseniz yapacağım, ben sizin arkanızdayım. Arkadaşlar, sizin de burada durmanıza gerek yok. Bizi Ebru'yla baş başa bırakın, hadi. Ha, hadi oradan be, hiç de bile. Oo, toplu isyan. Müdür bey, malum yaz geliyor. Pikini sezonu açılıyor. Biz de hazır Ebru Hanım bulmuşken pilates yapacağız. Herkes çok hevesli, o zaman başlayabiliriz. Beni takip edin lütfen, buyurun, beni buyurun. İzleyin. Ya ne? Evet, başlıyoruz. Buyurun hocam. Şimdi topun üzerinde durma sanatını size göstereceğim. Evet. Topun üstüne durayım. Topun üstüne şöyle karnınızı yaslıyorsunuz. Şöyle. Anne yapma ya! Birinci sıra geliyorum. Evet. Evet. Önce sağ bacağınızı kaldırın lütfen. Sağ efendim bacağı. Duyamadım ben. Pardon. Sağ geldim efendim. Kaldır. Sağ bacağınızı kaldırın kaldır. Lütfen. Evet. Hala düşmediyseniz. Yok, düşmediyseniz. Yok, ben asla. Sol bacağınızı kaldır. Solu da kaldır. Evet, şimdi. Hazır mısınız? Aç bacakları. Aç bacakları. Aç bacakları. Sağ. Anam. Ve. Ebru Hanım ne diyor? Nefes alıyor. Başka ama nefes alıyor. Ver diyor. Alırken ne ben yapacağım? Ben bir tek veremiyorum. Bacak açıp kapama var. Ben böyle kaldım zaten. Ama sen şurada bir yanlışlık yaptın. Nefesi yanlış biraz yerden alıyor. Biraz çekeceğim seni. Evet. Bak buraya gelince daha iyi anlaşılıyor. Şimdi bak aç ver oluyor. Aç ver oluyor mu? Çok güzel oluyor mu orada? Ben yerime geldim. Aç ver değil o, aç ger hocam. Kaldığımız yerden devam edebilir miyiz? Edelim anne. Al nefes. Ver. Al. Ver. Şimdi makas. Ha? Bu neymiş ya? Ya ne tamam Allah aşkına?
kalk ne olursun anne, kalk ya. Ya dur ya. Ya kalkar mısın anne? Aa, ne oluyorsun ya? Ya lütfen kalk ya. Ya yeter ya, vallahi çok utanıyorum artık Şevket Hoca. Oğlum ben mahasta kaldım. Bir kalk ya. Sen de ne acayip adam çıktın ha. Bedava pilatesçi buldu, pilates yapıyor ya. Babam prostat doktoru, o gelseydi ne yapacaktı? Bu çocuğun milli eğitim, yani nereye teslim ettik biz bunu bilmiyorum ki. Nereden çıktı bu çocuk, ben anlamadım. Anne bunu konuşmayalım şimdi. Hocam alın götürün, bu sizin vallahi pilateste çırağınız olsun buraya. Ya ben bunu evet pilates salonuna götüreceğim ve sen artık bundan sonra çırağınsın. Ya anne ya. Başka bir iş yapamazsın. Çıraksın. Çırak mı? Çıkacaksın. Evet. Hadi bakalım Bilal Efendi, hadi sağ. Meksika'ya yavrum hadi. Hadi. Görüşeceğiz tekrar. Hocam mutlaka. Teşekkürler. Mutlaka arayacağım. Vallahi hocam. Vallahi kurtulduk. Ay. Giriyor, doktor. Toputuk, toputuk. Giriyor. Ay kurtulduk. Ay ne coşku biliyor musunuz? Vallahi hocam çok güzel olmadı çok ya. Güzel. Kurtulduk ya bu çocuk. Gitti be. İşte bu kadar ya. Pardon bir dakika. Telefon çalmasın. Bu coşkuyu gösterin birer hareketle kurtulduk diye. Sen otur onun üstüne otur. Sen topun üstüne. Ben çok aşırı coşkudan şu an. Gösterin. Mehtap da göstersin. O, sen niye bu kadar ağırsın? Tarihçiyim, tarihçi. Fark etmez. Coşkuyu göster bana. Bu kurtulduktan alalım. Hocam gittiler, kurtulduk. Aa, kurtulduk. Hocam kurtulduk. Yalançı, yalançı. Bu mudur? Bu mudur coşku? Bu kadar. Vallahi coşkuyu ne güzel yaşattım hocam ya. Vallahi helal olsun ya. Telefon çalıyor değil mi? Evet. Vallahi. Hayırdır? Alo, müdürüm? Tabii tabii, sağ olun. İyiyim, sağ olun. Nasıl? Yeğenleriniz bizim okula gelecek, kayıt olacak. Müdürüm, çok güzel düşünmüşsünüz ya. Vallahi sayenizde okulumuzun eğitim kalitesi artacak. Tabii, tabii. Saygılar müdürüm, hürmetler. Sağ olun, sağ olun. İyi günler. Hayırdır müdürüm? Kötü bir haber değil yok, inşallah. Yok, yok. İlçe Milli Eğitim Müdürü aradı da. Onun yeğenleri gelecekmiş, bizim okula kaydolacaklarmış. Nihayet okulumuzun kalitesi yükselecek. İnşallah. Harika. Oh kalitemiz. Onlara kaydı yapacağız. Hocam benim kuzenler buraya kayıt oluyormuş. Oğlum sakın ilçe Milli Eğitim Müdürü'nün yeğeniyiz falan demeyin. Evet öyle. Demeyin oğlum, demeyin. Hepsi, demeyin. Hepsi demeyin. Hocam. Ne olur be hacı, ne olur demeyin. Ne olur daha bir şey oluyor. Hocam, daha bir şey oluyor değil mi? Hocam. Evet. Sevgilisiyle veya eşiyle düğünde tanışan var mı? Ya yani başkasının düğününde. Arkada var bak. Ne oldu? Nasıl tanışma oldu? Eşimle daha önce biz bir yerde kavga etmiştik. Büyük aşklar kavgayla başlar derler. Nerede kavga ettiniz? Bir bayram eğlencesinde. Bayramda, evet. Evet. Orada sadece kavga ettik. Ondan sonra bir hafta sonra bir düğünde bir delikanlı org çalıp şarkı söylüyor. Bu delikanlıyı bir yerden tanıdığımı fark ettim. Sonra o da bana baktığında o da beni tanıdı. Bu benim kavga ettiğim kız diye. O delikanlı diye. Kavga ettiğiniz adam çıkmasın mı? Evet. Evet. O zaman çok samimi değil miydiniz? Hiç tanışmıyorduk. Peki niye kavga ettiniz tanışmanız için? Eşim o ana kadar hiçbir kimseye laf atmamış. Eskiden hani laf atmak vardı ya tabiri caizse. Genç kızlar bayram yerinde dolanırken delikanlılar laf atardı. Ben evet. De gözüme... Onu yani eskiden diyorsunuz, şimdi nasıl oluyor? Direkt eylem var herhalde artık. Şimdi direkt çıkıyorlar. Face'ten tanışıyorlar. Biz mesela 4 yıl hiç çıkmadık. Sadece bakıştık, telefonla görüştük. Evet, 6. yılın sonunda da evlendik. Nerede bakıştınız? Efendim? Nerede bakıştınız? Düğünlerde. Ha, düğünlerde. Düğünlerde. Allah'tan o 4 yıl çok düğün yaptı da... Evet, evet. Siz samimileştiniz, evet. Peki kavga şimdi... Kavga sebebini mi?
Delikanlı orgu çalıyor. Kavganın sebebini önce anlatayım isterseniz. Pardon, oradan başlayalım, evet. Evet. Ben sadece işte arkadaşlarla yürüyoruz. Delikanlı beni hiç tanımıyor ama... o gözünüze sürecek daha başka sürme bulamadın mı dedi bana. Böyle bir laf. Evet. Ben de sen o mesafeden ki... sürmeyi anlayan bir beyefendi, evet, yani. Evet, eskiden beri sürme sever bir kadınım ben. Sürme sevenler derneğinden. Evet. Ondan sonra... ben de ona epey bir çıkıştım. Ne dediniz? Seni ne ilgilendiriyor? Bayağı çok... bir canını yakmışsınız. Evet. Evet. Kibar haliyle akraba mıyız, tanıdık mıyız? Dediniz. Evet. Yok artık. Evet. Hay, o kadar zarif çıkışıyorsunuz ki ona şey yapıyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Başka ne dediniz? Son vurucu darbe ne oldu yani artık beyefendiyi? Ayağımdaki ayakkabıyı çıkarabilirim dedim. Ben bunu duysaydım. Beyefendi ne yaptı? Tabii mahcup oldu. Beyefendi çıkaracak birisine benzemiyorsun dedi ama yanındaki arkadaşları beni tanıyordu. O kız çıkarabilir dediler. Haklılar mıydı arkadaşlar? Haklılardı. Haklılardı. Evet. Haklılardı. Yani i̇şte, tersin pistir diyorsunuz. Pistir. Kendisi de bilir. Sonra o tartışma bitti artık. O tartışma bitti. O tartışmanın sonunda da yine beni sinir etti. Neden diyeceksiniz? Evet. Eşim sigara falan asla içmez. Ivır zıvır şeyleri yemeyi çok sever. Geçip karşımızda bir kilo muzla bir kilo mandalin yedi. Ya amaç ne acaba ya? Amaç ben de çözemedim. İnsan bir buyurun yiyin diye teklif ederdi ya da neydi, ben çözemedim. Peki yani siz nerede oturuyorsunuz o sırada? Bayram yerinde, biz Düzce'den geldik, Düzceliyiz. Çok affedersiniz. Bayram yeri nasıl bir yer? Ben ağaçlık, yeşillik. Banklar mı var? Piknik alanı gibi bir yer. Siz... Hayır, bank falan yok. O kalabalıkta bank bulamazsınız. Normal, siz... yeşillikte oturuyoruz. Yani çime oturdunuz? Evet, aynen öyle. Beyefendi de karşı çime oturdu. Beyefendi oturdun. De 2 metre yukarıda yine çime oturdu. O çimde, ben çimde. Orada size bakarak mandalina mı yiyor? Evet, evet. Ve muz. Ve muz. Evet. Manidar. Evet. Sonra ork çalarken nasıl? Ork çalarken işte o tartışmadan ben çok sinir oldum ya. Yani bir yerden tanıyorum diye bakıyorum. O da bana bir baktı. Baktığı anda o zaten tanıdı. Ama siz tabii elinde mandalina olmayınca biraz geç tanıdı. Evet, evet. İşte o düğünde bana bir kibrit kutusu attı eşim. Bu sizi beğendiğini mi gösteriyor? Yani evet. Beyefendinin metotlar beni bildiğim değil yani. Ama her seferinde bir obje kullanıyor yani. 25... Bir önce meyveydi, şimdi kibrit. Evet, 25 yıl önce kibrit kutusu ya da küçük notlar giderdi kız tarafına. Ben de çok meraklıyımdır. Ha, kibrit kutusunun içi İçinde dolu. İçinde telefon numarası var. Aa, ben ne bileyim ben. Bak hepimiz ha dedik bu. Evet. Biz bunları yaşamamışız. Evet. Sonra kibrit kutusunu siz anladınız tabii niye geldiğini. Tabii ki, tabii ki. Biraz zeki olduğum için. Bizi de gömdünüz, hadi bakalım. Evet. Evet diyor. Sırf meraktan telefon numarasını arkadaşlarla aradık. Arayış, o arayış. Ondan sonra her akşam eşim beni aradı. Evet, her akşam 4 yıl boyunca beni aradı. Bir kere yüz yüze görüşmeden. 4 yılın sonunda... Ama düğünlerde karşılaşıyorsunuz. Evet, tabii karşıdan ama yani 10 metre, 20 metre ne kadar yaklaşabilirsiniz. En az. Evet. Ve hangi düğüne gittiğimi söylemiyorum. Evi arayıp annemden öğreniyorlar. Çünkü annemin köylüsü kendisi. Ha bir de. Evet. Oradan bir avantajı var. Evet, teyze sizin kızlar hangi düğüne gitti diyorlar. Annem de olayı bilmediği için. Annem de durumu. Evet. Hiç bilmediği için. Oğlum diyor, siz hangisini soruyorsunuz? Bizim kızlar şu köydekine gitti. Bir bakıyoruz karşımızda eşim ve arkadaşları. Evet, bravo. Peki evet. Beyefendiye verebilir miyiz mikrofonu? Tabii ki. Bir dakikalığına? Merhaba, cümleden iyi akşamlar.
Bu nasıl bir şeydir? Hanımefendinin karşısına oturup bir kilo mandalina, bir kilo muz yemek. Vallahi kendi anlattıkça ben de şaşırmaya başladım. Fazla düğün derneğine gitmediğim için arkadaşların aracı yoktu. Gitmek için de uzak bir mesafeydi. Bana gidelim dediler. Ben de işte bir kilo muzla portakal falan alın. Hani ben orada sizi beklerken muz yerim hesabı yaptım. Ya da onları yiyip koşarak mı gitmeyi düşündünüz? Artık arabayı da götürdüm. Onlar beni bekledi. Tabii o arada eşimi gördüm. Bayağı bir boya falan sürmüştü. Ben de içimden bir laf attım yani. Güzel. Peki. Mutluluklar diliyoruz efendim. Teşekkür ederim. Cümleden iyi akşamlar. Çok sağ olun. Peki. Biz bir düğünde tanışmayı, bir düğünde kısmet aramayı nasıl işlemişiz? Bir de ona bakalım efendim. Buyurun. Ya anne, düğünden kız mı beğenilmiş kurban olayım ya? Ben seçici adamım zaten. Hem benim daha yaşım ne ki? 40. 40 yaşındasın lan. Bir de seçiciyim diyor ya. Seçiciyim diyor. Lan neyi seçiyorsun? Karpuz mu seçiyorsun lan? Ya hadi kalkalım lütfen ya. Takı töreni başlamadan gidelim hadi. Bak hiç ağzını açma. Vallahi gebertirim. Bugün bu iş bitecek. Sörelerimize göre evleneceksin lan. Oğlum bak. Soyadımız Muhittin'in devamı sana bağlı. Son Muhittin'sin sen. Babam, soyadımız devam etsin diye tanımadığım, sevmediğim, bilmediğim biriyle nasıl izdivaç yapayım ben ya? Ya ben çoğulumun mürvetini göremeyecek miyim ya? Arkadaşlarımın torunları üniversiteye gitti. Sen hala portakalı yemedin ya. Ben hiç torun denetmeyecek miyim? Bak senin kendi üstüme ya. Tamam anne, tamam. Anne tamam ya, ağlama tamam. Neyse, deneyeceğiz artık. Şimdi nasıl oluyor ben anlamadım. Böyle sıraya falan mı giriyor kızlar? Nasıl oluyor? Evet, hepsi sıraya geçecekler oğlum. Hepsi sıraya geçecekler. Sana meraklılar ya. Ya hanım bak, biz bunu değiştirelim. Bunun garanti belgesi yok muydu ya? Tamam, sen de sus artık. Tamam. Bak oğlum, birazdan halay çekilecek. Sen de kızlardan birini beğeneceksin. Beğendiğin kıza gidip böyle mendil vereceksin, tamam mı? Kız da seni beğenirse halay sonuna kadar kalacak. Ertesi gün gider isteriz. Hadi. Ama eğer kalmazsa bil ki kız seni beğenmedi. Yapacak bir şey yok. O neymiş ya? Ben seçilmem, seçerim. Ben de üç gün s**tmam, s**arım suratını. Tam oraya geri dönelim. Seçilmem seçerimi yayınlanabilecek halinde söyleyeyim. Hazır mısın? Hazır olunca başlayacağız. Hazırım hocam. Tamam. O neymiş ya? Ben seçilmem seçerim. Ben de üç gün tutarım. Tutarım. Suratına bırakırım. Ben daha ne diyeyim ya? Sen daha ne diyeceksin? Daha nasıl anlatayım bu daha durumu? Daha nasıl anlatacağım? Hemen fevrilik, hemen fevrilik ya. Tam da atacağız mendili. Ya senin baskın yüzünden 40 yıldır ergenlikten çıkamadım ya. Aferin anasının kuzusu, böyle işte böyle laf dinle canım benim. Hı. Yalnız bir risk var burada. Ne riski? Şimdi eğer ki kızların diyelim ki hiçbir seni beğenmedi, halay sonuna kadar kalmadı. En sonda kalan kız senin kısmetindir, onu alacağız. Ya anne, beni beğenmemek ne ya? Bendeki albeni Kıvanç'ta yok. Lan sendeki albeni değil, mal beni, mal beni. Yine yersiz bir küçümseme, yemin ediyorum yıldım ya. Başlıyor, başlıyor. Çok heyecanlandım. Mendiller al, mendiller. Anne! Anne şu sarışını yiymiş ya, ben şu sarışına gideyim mi? Aa! He? Git. Geldim anne, hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Bak bu şey, bu Gülizar'ın en küçüğü Yetim. Bunun mutfak işinde de bu çok iyidir. Çok güzel seçim oldu, aferin benim oğluma. İyi, hadi inşallah. Hadi bakalım. Anne, kız yok. Yok, vallahi çıkmış demek ki. Hay Allah ya. Başka seç anneciğim, başka seç. Neyse tamam, şu kırmızı elbiseli de olur ya. Ona ver. Hadi inşallah, verdim. Hadi inşallah. O da Hatice'nin kızı Hatice. Anası bile suysuzdur ama kendisi iyi kızdır, severim ben.
İyi seç aferin koçuma. Valla işte güzel görünüyor, o da görünüyor yani işte bir şekilde. Hayırlısıysan yani, tabii kısmet yani. Anne, o da yok. Lan bu halay resmen lanetli. Ya sen tipsiz değilsin, halay lanetli. Baba, gömmenin sırası mı ya? Olsun anneciğim, yılma anneciğim, seç anneciğim, haydi. Neyse, şu zaten baştakiyle adam olmadı, sürece sıkıntı yok. Sıkıntı yok, hadi. Hadi hayırlısı. Hadi bakalım. O da olur, uzun boylu, boylu postlu. Ne oluyor lan orada? Anne, kız yok. Kızlar gitmiş. Oğlum, maalesef töremize göre sen bu kızla... Adamı seçiyorum, adamı seçiyorum. Adamı seçtim. Üzülme. Zaten o bize gelin olacak adam değildi. Hıyırlı mıyırlı ben... Ne diyorum lan ben? E ne yapacağız biz şimdi? Ha ne bileyim ne yapacağız ya? Hopa hopa hopa! Müziği kesersin yorulmuşumdur ya. Ana bu nasıl bir tip kurban olayım bu? Kadın resmen... şey ağdaya tepki olarak doğmuş. Maalesef töremize göre bu kadınla evlenmek zorundasın. Ya o ne ya? Selamın aleyküm tö... Aleyküm selamdır kızım da. Sen kimsin yavrum? Benim adım Burcu Agadır. 350 tane köylünün, 50 tane bufalonun, 20 tane sonsarın, 8 tane yoksar teriyor, 6 tane karınca, 10 tane elma kurdi, 5 tane mürkat, 2 tane... Kızım bu nasıl bir köy burası ya? Karıncaları nasıl sayıyorsun 6 tane? Hepsini boyuyorum işte. Karıncayı, evet. Tek tek sayıyorum. O 6'sı köyde geziyor mu öyle? Bütün köy onların istedikleri gezerler, yuvalarına geri dönerler. Bu dudağın niye siyah olmuş? Bilmem. Siyah mı? Dudağım siyah mı? Öyle yapma. Nasıl bir tip oluyor ya? Hayır, bir şey yapmadım ki. Dudağım geçtim. Böyle oluyor ya. Yani... Tamam o. Yapma yapma öyle. Hakikaten yap. Şey say ama bir yerde bitsin o hayvanlar ki bak Hüseyin ezberini unuttu orada dururken. Bir falo da kaldı. Ne var başka? Yorkshire. Yoksa terliyor. O da varmış köyde. Evet. Evde çalışıyor ya hep böyle kafamaya yer ediyor. Mirket de varmış. Pirket mi? mirket var. Mirket ne ya? Birket ya, bir kedi. Ha, bir kedi var. Peki, pardon. Sonlar alayım mı? Evet. İki tane arının biri kayıptır, agası yundar. Hayvanat bahçesi mi işletiyorsun, ne yapıyorsun? Sus lan. Kız resmen Anadolu ateş lan. Tam layığını buldun oğlum, tam layığını buldun. Bu kadar hayvana baktığına göre sana da kesin bakar artık. Kerata! Sen benim sevdiğime kareta kareta diyemezsin bir. Ama bak şimdi ben kızacağım. Ben kızacağım ama. Kayınbaba öyle konuşmak olmaz ama ya. Lütfen biraz akıllı uslu olacaksın. Fikri kaç. Bence kaç. Gerçekten kaç. Kaç. Nereye gidiyorsunuz bir dakika? Sen kendine dikkat et tamam mı? Ya anama bak lan Gökhan gönüller hızlı koşuyor. Bundan sonra senin ailen benimdir. Senin anan da baban da sülalen da benimdir. Ya bu nasıl saçma bir şey? Böyle olamaz ki ya ben... Ya seni tanımıyorum. Misal burçların ne onu, burç yani hobilerin ne onu da bilmiyorum. Benim hobilerim arasında civciv gütmek vardı. Civciv güderim, en sevdiğim sanatçı Mahmut Tuncer'di. Bu kadar benden bahsetmek yeter. Ya ben şimdi demin halay çekiyordum ya. Seni bir gördüm, o ilk gördüğüm anda... olamaz dedim böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz dedim. Ya tabii normal şimdi, ben çekiciliğimin farkındayım. Hayır, senin bu sıfata bir bak. Sen nereye çekicidir? Sen çok çirkinsindir. Onu demiyorum ben. Ama ben çirkin seviyorum. Çünkü çok kıskanç bir kadınımdır. Çirkin olacağım hayatıma ki
Kimse ona bakmayacak, anladın? Kafam rahat edecek. Ha, beni beğenmeyene bak. Ya bir şey soracağım sana. Sor tabii. Kaşlar lens mi? Ya. Çok özür dilerim. Size oynamak şereftir. Kahkahanın... Yani kahkahanın hakkını veren daha hani... Saygılarımı sunuyorum. Görmüyorum kim olduğunu da bilmiyorum. Bakıyorum böyle bir tarafa. Saygılar. Mikrofon nerede mikrofon? Gizem Hanım, mikrofonu getirebilir misiniz? Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Hayır, size cevap hakkı doğdu da o yüzden verdim mikrofonu. Gayet doğal değil mi? Böyle yani. Evet, böyle. Bana bak. Çağır arkadaşları, biz seyredelim bugün. Yani bir numara falan değil. Siz böyle gülümsüyorsunuz. Yok, evet, böyle. İsim ne? Yaşar. Yaşar Bey. Yaşar. Evet, inşallah çok yaşarsınız vallahi. Çok varsın, teşekkür ederim. Bizi güldürdünüz. Biz de inşallah sizi güldürürüz. Çok varsın. Siz gülünce hep beraber güleceğiz nasıl olsa. Çok varsın. Bugün böyle efendim. Hep beraber. Teşekkür ederiz. Ben İyi teşekkür ederim. Var mı bir isteğiniz? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bir yerlerde çıkıyor musunuz? Herkesin bir şey yapışıyor. Evet. Buyurun. Buyurun. Kaldığınız yerden devam edelim. Beni beğenmeyene bak ya. Pardon, ben bir şey soracağım. Sor tabi. Senin kaşlar lens mi? Ya benim kaşlarım gerçek, doğaldır. Gerçek hasbihas kendi kılımdandır. Ay ya, geçen gün birazcık Amerikan kaşı yaptırmışımdır, o kadar. Belli zaten, maşallah. Amerika gibi kaşların her yere uzanıyor. Lan kulağıma geldi ya. Ne yapayım, ne vuruyor kulağıma? Kulağına küpe olsun diye vurmuşum da. Sen Burcu Aga'nın güzelliğine dalga geçemezsindir. Ben fiziğimle almak istemiyorum. Anladın? Ya iyi de biz şimdi seninle ne yapacağız? Ben anlamadım yani. Ne olacak şimdi? Şimdi sen hiç merak etme küçük. Her şey kontrol altında. Şimdi bizim köye gideceğiz. Bizim köyün ismine göre törenimizi yapacağız. İsmine Allah. Göre mi? Evet. İsmi ne ki? Hadımköy. Ne? Ne Hadımköy ya? Ne oluyor? Bu nasıl bir törek kabusunun içine düştüm ben ya? Hadımköy diyor ya. Ben olmaz, ben gidiyorum arkadaş. Böyle şey olmaz yani. Ölümün o kadar kolay olmayacak, hır düşmanı! Yabartacağım seni! Bir de hız düşmanı oldum. Sen kimsin ya? Benim eski çıktığımdır bu. İbrahim. Burcu. Aşk ilota. Sen hep benimdin ve benim kalacaksın. Sen benim kaşımın tacısın. Kız sen kaşlarını ne yaptırdın? Saç mı ektirdin? Maşallah martı gibi olmuş. Hiçbir şey yaptırmamışsındır. Bu benim doğal kaşımdır. Birazcık kasisli yanlardan... yol uyarı levası gibi olmuş. Birazcık yanlardan toplamışsındır o kadar. Sen onu bırak. Senin burada ne işin vardı? Uzaklardaydım Burcu. Erasmus'a girdim. Rusya'nın bir köyünde manava değişimi projesine katıldım. Ama özlemim ve bıyıklarım ağır bastı. Sana geri döndüm. Heh, ne güzel oldu ya. Bak sonunda birbirinizi buldunuz. Kavuşun artık, hadi güzel güzel sevgili olun. Hadi bana müsaade. Ne ateş ediyorsun, ne kadar biliyor? Ateşi biriyimdir. Otur oturduğun yerde. Benim hayatımda ilk defa iki tane hoşlandığım adam bir araya gelmiştir. Ben bunun tadını çıkarıp aranızda seçim yapacağım. Ya şu tarafa. Ya iyi de ben o aşkın bir tarafı değilim, kurban olayım. Ben seni istemiyorum ki ya, yanında durmak istemiyorum. Sebep? Ya beni çekmiyorsun, beğenmiyorum seni. Sen benim sevgilime cinsel obje gözle bakıyorsun? Bu mu cinsel obje?
Allah'ım, çırpındıkça batıyorum ya. Ben gideyim hadi, bana müsaade, ne olur. Ben şimdi ikinizin arasında bir seçim yapacağım. Kurban olayım, artık yap. Burcunuza göre seçim yap. Senin burcun nedir? Burç mu? Burç nedir? İnşaat malzemesidir. Tam düşündüğüm gibi. Öküz oğlu öküzdür. Senin burcun nedir? Ben boğa. Boğa der. O boğa çok iyidir. Hayvan oğlu hayvandır boğa. Senden yana ağır basıyorum şu an. Ya ama bak, benim burcum boğa ama yükselenim haysiyetsiz. Vallahi aldatırım, yalan söylerim, iki yüzlüyüm. Öyle yani. Dur burcu. Belki burcum yok ama bak, senin için neyin var? Bu nedir? Senin çilli tavuğun yerine kuluçkaya yattım. Ne diyorsun? Nur topu gibi bir cevcevimiz olacak. Aa, kaçmış. Ayaklarınıza dikkat edin, basmayın. Şimdi kafam çok karışmıştır. Ben hanginizi seçeceğim? Kalbim senidir. Gönlüm seni, önü mantıkım onu değil. Allah'ım, bu yok mudur bana bir yol gösteren ya Rabbim ya? Ben önüne karar vereceğim ben şimdi. Ben göstereceğim burcu ara. Seyyal Taner Aga. Heh. Ya bu sene ne ağa yaktı yaptı arkadaş ya. Seyyal Taner de ağa olmuş. Ha. Siz nerenin ağasısınız? He, diyeyim bakayım. Bak, 345 tane şarkı. 38 tane albüm. 42 tane klip. Oy. 3 tane de fıkranın ağa sanatçısı ya. Aa, çok güzel Seyyal ağa. O zaman sen bana yardım ediyorsun. Ben ne yapacağım ya? Ben hangisini seçeceğim ya? Bak kızım, aha bunlardan hiçbiri sana yar olmaz. Bunlar sen diyorsun ki ben ne yapayım? Evet ben ne... Duvardır, duvar. Duvar? İki tane betondur bunlar. O betonlardan sana yar olmaz. Ama ben evimin direğini arıyorum. O yüzden ben betonlara aşık oluyorum. Yavrum, kızım, bunlar değil evin direği, evin degnegi bile olmazlar lan. Ha, Seyyal Taner de gömsün beni tabii. Hüseyin kim ki zaten? Ben zaten alışıyorum gömülmeye. Benim için sorun yok. Seyyal ağa, sen bana bir yardımcı ol, bir yol göster. Olasın yok. Ben sana göstereceğim, göstereceğim. Nasıl göstereceğim? Bak dinle, şarkılarla göstereceğim. Şarkı söyleyeceksen. He. Ha, gösterir mi? Yani... Thank you.
ben bilirdim. Bir anda vuruldum yeşil gözlerine. Boş yere ağlamışım nereden bilirdim. Anladı kulladı iki lafın arasını ellerin hatırına beni doladı. Baktı ki olmadı öylesine aşkını bana adadı. Anladı kulladı iki lafın arasını ellerin hatırına beni doladı. Baktı ki olmadı öylesine aşkını bana adadı. Aldanırım. Sen yanımdayken esirgeme gözlerini benden. Anladı kulladı iki lafın arasını ellerin hatırına beni doladı. Baktı ki olmadı öylesine aşkını bana adadı. Anladı kulladı iki lafın arasını ellerin hatırına beni doladı. Baktı ki olmadı öylesine aşkını bana adadı. Anladı kulladı iki lafın arasını ellerin hatırına beni doladı. Baktı ki olmadı.
Biz bir fitneci işledik. Bir dedikoducu arkadaşımızı işledik. Ama bence yolun sonu efendim. İzleyelim bakalım nasıl oluyormuş. Buyurun. Günaydın Şirket abi. Vay İsmail'im ya. Hoş geldin ya. Bu şirkette en çok seni seviyorum. Kanım en çok sana ısınıyor. Ne vereyim? Çay mı, kahve mi, gazoz mu? Ne vereyim sana? Abi çok teşekkürler. Bana zift gibi bir kahve yap. Hemen ayılmam lazım. Kahve mi? Hayret. Ya sen mesaide rahat uyuyabilmek için kahve içmezdin. Allah Allah. Sende bir haller var İsmail. Sende bir haller var. Anlat bakayım bana. Benden sır çıkmaz anlat. Şirket abi. Müdürlük pozisyonu açılmış. Yeter Hanım bugün müdürün kim olacağına karar verecekmiş. Benim bir an önce ayılmam lazım. Güzel bir kahve yap bana, tamam mı? O pozisyon benim olmalı. Müdürlük açılmış. Pozisyon. Vay vay vay. Sonra İsmail? Sonrası öyle abi. Bir an önce ayılmam lazım. Biliyorsun çok istiyorum. En çok bana yakışır müdürlük yani. Sen bana bir dua et be abi. Ya ben sana üç değil, dört değil, tam beş kulhu, beş de elham okurum. Ama... Bu Mehtap da var mı adaylar arasında? Mehtap var herhalde. O zaman senin işin çok zor. Ben sana söyleyeyim, senin işin çok zor. Ya ben dedikodu yapmayı sevmem. Şimdi söylemesem de çatlarım. Yok yok, söylesem de olmaz. Ne oluyor ya? Ama söylemesem gerçekten çatlarım. Ya bu Mehtap var ya, allem etmiş, kallem etmiş, müdürün aklına girmiş. Senin hakkında hep kötü şeyler söylüyormuş Sünepe. Benim hakkımda ne söylüyor olabilir ki? Sen işini savsaklayan, adi, kusura bakma ama y***ak. Öyle bir şey. Bir şey söyleyeceğim, öyle bir şey yazmamışız ki niye ekliyorsun? Bakarken aklıma geldi. Aklına geleni söyler mi ya? Sen alınmadın değil mi İsmail? Ya alınmadım ne demek? Yüzüme insanın yüzüne söylerim. Ben ne varsa yüzüne söylerim, şey yapmam. Var mı başka yoksa o mu geldi? Biraz daha sayacağım. Al gönlümü, kusura bakmıyorsun değil mi diyerek devam. Başta söyledim, kusura bakma dedim. Dedin mi? Evet. Tamam. Öyle deyince iş legalleşiyor ya. Kusura bakma ama sen de biraz... Evet. Seninle ilgili işini savsaklayan adi şeref yoksunu, kusura bakma ama söylemek zorundayım. Yani o kadar çok şey söyledi ki aklımdan geçirdim. Çünkü söylenecek şeyler değil. Yani en son adi bir insan ve kel dedi sana karşı. Ya terbiyesiz kadına bak ya. Çüş, oha yani. İki de tokat atsaymış. Bu ne be? Onu da yapacak İsmail'im. Onu da yapacak. Senin ağzını burnunu kırmak için aikido kursuna yazılmış ya. Senin ağzını burnunu dümdüz edecekmiş. Ama ne olur bak benden duyduğunu söyleme. Ben hiç sevmem dedikodu. Kötü bir şey çünkü yani. Sen onu nereden şimdi ekledin? Rol verdiği için arkadaş. Karşılıklı olarak birbirimize... Sen Mehtap hakkında konuşuyorsun. Tabii ki Mehtap hakkında. Sonuçta o da bana der mi? Ben Mehtap'a diyorum, o da Mehtap'a diyor. O yüzden karşılıklı olarak. Ha sen öyle... Her şey yanlış anlamış. Evet. Yılan kadın. Ama ne olur bak benden duyduğunu söyleme. Çok müşkül durumda kalırım ya. Yani ben burada oturuyorum, sen geldin, sen zorla bana söylettin şimdi İsmail'im. Ben seni seviyorum, o kadından da gerçekten nefret ediyorum ben ya. Ya Şevket abi ya. Sen olmasan ben kime güveneceğim gerçekten? Ben ona gösteririm. Sen... Çok teşekkürler gerçekten. Rica ederim ne demek. Sen git ona göster. O Mehtap var ya, gerçekten pislik, yellos, adi bir insan. Şevket abi? Değildir Mehtap. Onun hakkında böyle konuşamazsınız. Böyle bir şey izin veremem hayatta. Kim olur diyen ya? Otur Mehtap'ım, otur. Otur. Olaylar bildiğin gibi değil ya. Ya biliyorsun ben seni çok severim Mehtap. Sağ ol. Ama sevmeyenin de varmış. Kusura bakma, kim olduğunu söyleyemem. Hayır dedikodu, ben hiç haz etmem dedikodudan. Ay, seni nasıl taşladı var ya, şeytan taşlar gibi. Ama ısrar etme, gerçekten kim olduğunu söyleyemem. Ay ölümü gör söyle ya lütfen. Beni en zayıf noktamdan vurdun ya.
ben ölüye bakamam ya. Şimdi sen beni mecbur ettin ama söyle İsmail. Ne? İsmail mi? Demek İsmail ha. Ne dedi peki, anlatsana. Senin hakkında şirketin hesaplarıyla oynuyor. Hırsız kadın dedi. Bana? Benim gibi namus küpü birine. Senin gibi namus küpü birine. Senin gibi güzel yürekli melek yüzlü bir insana. Neymiş efendim? Sen benim doğum günümde bana hediye almamışsın. Yahu sırf bu yüzden insana pis cimri kadın denir mi ya? Öyle mi dedi ya? Öyle dedi. Daha neler söyledi bir bilsen. Ya. Yelloz dedi. Adi dedi. İki gözüm önüme aksın dedi. Vallahi bunların hepsini tek tek söyledi. Pis cimri adi kadın dedi. Ya vallahi iftira be Şevket abi ya Allah. Ya hediye alırdım, almaz olur muyum ama hiç vakit bulamadım ya. Vaktin yoksa da parasını bana verirmişsin. Benim doğum günüm olduğu için o öyle diyor. Vaktin yoksa da parasını bana verirmişsin, gider ben kendim alırmışım hediyemi kendi kendime. Yani insanlar ne kadar kötü oldular. Akıllarına neler geliyor ya. Evet Şevket abi ya, hem bari bak. Vallahi günahımı alıyorlar. Ben senin paranı bile hazırladım. Al hediye paran, git istediğini al. Mutlu yıllar Şevket abi, öpeyim gel. Oh, oh. Ya şimdi bu nereden çıktı ya? Vallahi sürpriz oldu ya. Hiç aklımda yoktu. Senin nereden aklına geldi? Ya hediye de neymiş, öyle şeyler ne bileyim ben. Hay Allah'ım ya, adam neler söylemiş benim hakkımda ya İsmail. Sen görürsün İsmail. Vallahi bilmiyorum ama sana saydı, sövdü. Haberin olsun. Ya Şevket abi ya, adamın çorak topraklar gibi kafası var. Benim aklıma demediği laf kalmamış. İnsaf be, el insaf be, el insaf. Evet. Ben gidiyorum Şevket abi şey ya. Yapalım, çok sinirlendim be, çok sinirlendim ya. Aa, ne bir hoşuna gittim öyle, ne oldu? Ay, nezaket, hoş geldin ya. En sevdiğim ya. Nasıl geç, Şevket abi? Geç bakayım, otur geç, sağ ol. Kız, bak bakayım. Senin gözünde arpacık mı var? Hangisi? Vallahi sende göz var, otur bakayım. Aa. Ben sana şimdi bir fal yapayım. Göz mü var, dil mi var, ***** mi var, hepsini çıkardım. Tamam. Olur. Neye sinirlenmiş bu kadar Mehtap Hanım? Bir söylesene, merak vallahi ettim. Vallahi ben de anlamadım ki. Şimdi şunu da şöyle yapalım, şöyle. Evet, çok güzel. Oldu al bakalım mu? Bunu iç, al bakalım. Oldu al, 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 al. Evet. Bu çok güzeldir. Bunun falı daha net çıkar. HD kalite, ha. Ne oldu kızım, ağzın burnun şey yaptı? Sağ ol Şevket abi. Sen şimdi... Çok güzel olmuş kahve. Mehtap Hanım neye sinirlendi? Merak ettim, bir anlatmıyorsun hiç ya. Sen şimdi Mehtap'ı bırak da... şu kahveni beklerken, falını beklerken konuşalım. Ne ya? Bu dilek yok mu bu dilek? Bu dilek var ya, bu dilek... bu dilek senin müdür olacağını duydu. Az önce burayı birbirine kattı. Bütün çayımı, çorbamı, tabaklarımı yerlere yıktı. Çayı lavaboya döktü hırsından. Yelloz adi, pis, işten pazarlıklı kadın dedi sana. Aa, niye takmış canım bana bu kadar? Vallahi bilmiyorum. Neymiş efendim? Senin bir güzelliğin varmış, gerisi de fısmış. Sen buralara nasıl gelmişmişsin acaba? Metrobüsle geliyorum, onu mu diyor? Anlaşıldı, sana faldan yürüyeceğim. Oo, bak diyorum sana, sana düşman var diyorum, düşman. Adının baş harfi de çıkmış bak. Baş harfi komple çıkmış, Dilek. Ah! Gördün mü bak? Bak anam bak. Bu Dilek senin hem işten edecek seni... hem de senin sevgilin Mustafa'yı elinden alacak. Ne diyorsun? Vallahi ben demiyorum, fal diyor. Fal diyor, aha burada hepsi bir... ama benden söyle, duyduğunu ne olur söyleme bak. Aa. Ne olur dedikodu. Aşkım ne haber? Mustafa, Dilek'le aranda ne var? İsmail'in masası var. Onun yanında da Dilek oturuyor. Tencere kapak mübarek. Ya Dilek sana mı yazıyor? Doğru söyle. Aa, öyle miymiş? Mustafa, Mustafa bak seni çok severim bilirsin. Bu iş kesin İsmail'in başının altından çıktı, ben size söyleyeyim. Aa, vay adi herif. Ya müdürlük için beni rakip görüyor ya, demek ki bu dedikodu yok çıkarttı. Aşkım, masa dışında aramızda hiçbir şey yok Dilek'te. İnan bak, hiçbir şey yok ya. Günaydın. Ay tatlışım gelmiş Dilek. En sevdiğim. Sağ ol Şevket abiciğim. Ay Mustafa Bey, ne kadar güzelmiş üzerinizdeki. Çok yakışmış. Bak gördün mü, yelloz alenen asılıyor. Bence direkt saldır sen buna. Değil mi? Ben seni yollarım be. Bir saniye. Yollarım kızım. Ne oldu be? Ne dedim ben şimdi? Bacım kaç, kurtar kendini.
Bu karı ruh hastasıymış. İlaçlarını almamış sabah. Ya sevgilim, bir sakin ol. Kadın ne dedi ya? Ney? Aşkım mı, sevgilim mi? Puh! Yüzüne nalet olsun Mustafa. O saçların da çıksın Mustafa. Puh! Ah, tamam. Ya sana ne oluyor ya? Mustafa kusura bakma, ben kadın sakinleşsin diye yaptım. Ben senin yanındayım. Sen var ya, var ya kızım, sen benim sevgilime mi yürüyorsun lan eksik edek? Aa, ne yürüyeceğim senin çirkin sevgiline be? Allah Allah, nereye düştük ya? Ulan nerede bu İsmail? Nerede lan bu Mehtap? Ulan seni var ya geberteceğim lan. Ulan seni geberteceğim, cilalı kafa. Sen onu bırak, ben zapt edeyim sen o adam. Yürü. Tamam, gel lan buraya. Ah, ne yapıyorsun kanka? Ah, ya ikisi birden giriyor, deli misiniz? Sen benim... Durun kızlar, durun. Çıvanın başı geldi. Çıvanın başı geldi Mehtap. Bak, kadının gözüne makam hırsı bürümüş. Hedef şaşırtmak için İsmail'e dalıyor. Saldırın bakayım, koşun. Mustafa! Dur Mustafa, İsmail'in suçu yok, o masum. Dur, 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 dur. Kız Mehtap, senin başının altından mı çıktı Mustafa Bey'le aramızdaki ağa, ha? Çakma ciciş. Kızım, ne oluyor be? Kızım, saçmalama be! Bana hiç böyle şeyler yapmıyorsun Mustafa. E ne yapayım hayatım, bunlar? Kızım, saçmalama be! Her şey bu kendinden havalandırmalı İsmail yüzünden oldu. Bana hırsız demiş. Ben mi sana hırsız dedim? Ya. Sen beni gitmişsin, patrona şikayet etmişsin. Ben. Allah Allah. Ya iyi de bütün bunları kim söyledi bize? Arkadaşlar günaydın. Geldi, çıbanın başı geldi. Ne oldu, niye öyle bakıyorsunuz ya? Ne oluyor bakalım Bahadır Efendi? Herkesten sonra şirkete gelmeler. Ben zehrimi bir güzel salayım, ortalık bir güzel karışsın da ben hiçbir işe bulaşmayayım, öyle diyorsun değil mi sen? Gel lan buraya! Seni var ya! Gel lan! Siz! Dur! Sen utan mı? Vuruş! Lan buraya! Seni! Vurma ya! Lan vurma ya! Yeter, hanımı savunduğum için vurmayın bana! Gerekirse sonuna kadar. Ay. Yeter hanımı savururum, vurmayın oğlum. Yahu ne oluyor burada? Bu ne terbiyesizlik ofisimde, benim şirketimde? Niye vuruyorsunuz adama? Yeter hanım gelmiş. Şevket, çık şöyle ortaya anlat. Niye vuruyorlar sana bunlar canım? Yeter hanımcığım, biliyorsunuz ben dedikodudan hiç haz etmem. Ama madem siz sordunuz, previously on the şirket. Bu bağlamda bu size beceriksiz dedi. Bu. Şu kel onu tasdikledi. Kel. Şu baştaki size sövdü. Aha bu da gömdü. Ben de hep savundum. Ben hep savundum. Hep savundum. Ay yalan ama. Ya. Size ödediğim sigorta haramları... Nasıl ödemediyse sigortayı... 68 provadır, yanlış söylüyorsun. Ya böyle bir şey olabilir mi? Heyecanlanıyorum seyirciyi. Doğrusu ne? Ha? Heyecansızken ne? Doğrusu ne? Ne oldu ya? Doğrusu? Ne? Zehir zıkkım olsun. Başı? Haram. Başı? Sigortalı haram. Olur mu oğlum be? Sigorta ödediğim haram lan, size sigorta olsun. Zehir zıkkım olsun be. Olmaz öyle şey. Herkes anladı. Sigorta primleri. Evet. Evet mi? Tabii ki. Ya kızım sen yanlış söylüyorsun, ben biliyorum. Tamam, yapacağım diyorum ya. Buyur. Şey yapın ki ses gireyim. Ya, yeter! Susun! Bu ne rezillik canım? Bu ne terbiyesizlik? Size ödediğim sigorta primleri zehir zıkkım olsun! Bu da size kapak olsun! Olmaz ki ya. Nasıl ya? Ne olmaz? Hay Allah. Bu mevcut cennet. Çıkın dışarı. Kovuyoruz. Hadi. Hadi. Hepiniz dışarı. Hadi. 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 Hadi indiler. Hadi gulu 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 gulu. Hadi. Hadi. Yaz yaz. Nereden de iş bulacağız şimdi? Hay Allah. İnsanların gözünü makam hırsı bürümüş. Hayır nedir yani? Ben de üniversite bitirmiş, çift dil bilen, doktora vermiş bir insanım. Benim makamda, müdürlükte gözüm yok. Aa, sen doktora mı verdin Şevket? Hı, geçen hafta verdim. Ben senin bu kadar eğitimli olduğunu bilmiyordum Şevket. Diplomamı geçen hafta verdiler elime.
Vallahi tebrik ederim seni. Sağ olun. Gerçekten seni tebrik ederim. Teşekkür ederim. İnan, inan. Ben kendimden bahsetmeyi hiç sevmiyorum da. Ama mutlaka yanında CV'm olur. CV mi? Aa, Şevket yanında CV'n mi var? Evet, şöyle vereyim. Vallahi bir göz atacağım şuna. Oho! Onlar bunlar. Her şeyleri yapmışsın ya Şevket. E sen niye çaycılık yapıyorsun ya? Deneyim arıyorlardı, bende yok. Ben de o yüzden işin mutfağından girdim, her şeyi öğrendim. Şu dakika karar verdim. Seni işe alıyorum Şevket. Neden diyeceksin? Çünkü benim de yerim biraz sallanıyor bu şirkette, biliyor musun? Senin gibi güvenilebilir birine ihtiyacım vardı, nicedir. Niye sizin yeriniz sallanıyor acaba? Aman, bu Hollandalı büyük patron var ya, hani yeni geldi. Şirketin gidişatını beğenmiyormuş. Belki beni yollayıp yerime yeni bir genel müdürü getireceklermiş. Senin? Ya. Yerine? Ya. Yeni genel müdür. Yeter Hanım, bu Hollandalı patron var ya. He. Senin hakkında neler söyledi biliyor musun? Benim hakkımda. Gel, ben sana anlatacağım, içeride gel. Evde, ailede ev işleri için iş bölümü nasıl yapılıyor? Burada bir beyefendi var, bayağı ayaklandı konuyla ilgili. Siz kim yaşıyorsunuz? Ben eşimle yaşıyorum da, eşim şu anda burada değil de onunla hakkında bir konuşmak arkasından istiyorum. Arkasından konuşacağız. Yok, arkasından konuşmak istemiyorum. Benim hanım çok titizdir temizlikte, yardım ettirir bana. Mesela pencerede camları yetişemediği yerlere hep bana sildirir. Hele misafir geldiği zaman zaten sanki o benim hanım değil, başka bir hanım çıkıyor ortaya. Yani kapının üstünü sildirtiyor. Cam, hani o koltukları hepsini çektiriyor, oraya makine sürdürüyor. Bir misafir oraya mı girecek acaba? Ben de öyle diyorum, sanki oraya mı bakacak diyorum. Olmaz, her taraf silecek diyor. Ya yani en az 2 saat, 3 saat yardım ediyorum da hala temizlikteyiz. Kendisi normal yerleri siliyor, siz... Zorları zaten bana yaptırıyor. Eşinizin ismi ne? Necla. Necla Hanım'a buradan bir mesaj vermek ister misiniz? Vereyim. Şu kameraya vereceksin. Necla diye başlayabilirsiniz. Necla, canım sevgilim, karıcığım. Lütfen bundan sonra beni bu kadar yorma. Oraya misafirler bakmayacak. Kapının üstü de varsın kalsın. Kalsın. Orayı kimse görmüyor. Evet. Bana bu kadar daha eziyet çektirme lütfen. Güzel bir cümleyle bitir mesajı. Öpüyorum. Harika. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Biz şöyle bir şey işledik. Bakalım ev hanımı hakikaten bu anlatılan gibi değil de, yani hakikaten çok dağınıksa bakalım o evde ne problemler oluyormuş, neler yaşanabiliyormuş, izleyelim. Buyurun. Stüdyodaki konuklarım, ekran başında bizi izleyen sevgili seyirciler, sabahın köründe yüreklerinizi burkan, cinayeti evlerinize kadar getiren Sabah Sabah Cinayete hoş geldiniz. Kurtlarımızla döktüğümüze göre. Artık programımızın uzmanını çağıralım mı? Beni böyle kafa sallatmayın. Efendim, herkes katili eşkaliyle ararken o TC kimlik numarasıyla arar. O yerdeki kan damlasından şüphelinin kan tahlilini yapar ve ona dil altı hapı yazar. Efendim, alkışlarınızla Profesör Gurme Dedektif Doktor Yeter Canlı geliyor. Yeter Canlı.
Evet, yeter. Hoş geldin. Vallahi seni görmeyeli daha ikirciklenmiş, daha şüphelenmiş gördüm. O gözlerden alev çıkıyor maşallah. Hoş bulduk Bilal. Ben de seni görmeyeli epey boy atmışsın. Fark ettiğine inanamıyorum biliyor musun? Sabah iki kat çorap giymiştim. Hava biraz soğuktu. Ama senin o gözlerinden kaçmayacağını tahmin edildi. Zesaylar Bilal, zesaylar. Biliyorsun, her zaman söylediğim gibi katil herkes, her şey olabilir. Mesela evinizde beslediğiniz bir hayvan bile katil olabilir. Mesela evinizde bir kuş, kuşunuz bile katil olabilir. Benim kuşum. Katil. Ne yapacak, gagasıyla adam mı öldürecek yeter Allah aşkına? Zesaylar Bilal, zesaylar. Unutma, evde beslediğin kuşun bile katil olabilir. Oldu tamam, ben bunu söylerim. Çok güzel saçmaladın yeter. Evet, hiç uzatmadan programımızın mağdurunu çağıracağım. O hepimizin içinden biri. Bir anne. Gözleri kaybettiği eşini arıyor. Ama bulamıyor. Neden mi? Ne bileyim ben be? Ne bileyim işte. Efendim alkışlarınızla Burcu geliyor. Gözlükten elim geçti. Vallahi Burcu, ağlarken güldük, Mona Lisa gibi olduk. Öncelikle hoş geldin. Neden bu programa geldin? Sen kimsin lan? Ben sana özelimi mi açacağım lan? Ama siz geldiniz... Sen kimsin lan? Ya siz... Siz geldiniz bu programa canım. Doğru söylüyorsun küçük. Hangi kamera? Şu. Sen gittin. Perişan oldum ya. Ben bittim ya. Sen gel geri dön lütfen. Ben kocamı bulmak istiyorum bu programa. O yüzden geldim ya be. Ya ben yine biraz duygulandım. Çok özür dilerim. Ya ne kadar çilelisiniz ya. Gerçekten insan böyle bir... güzelliği... böyle bir... şeyi... tazeliği... böyle bir... yani neresinden tutacağını da bilemiyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ulan? Ha? Olur mu ya? Anladım evet. Ama ben sizinle dalga geçmiyorum yani. Bakın böyle yakından daha bir güzelsiniz. Yani böyle bu bakışlardaki anlam, gözlerdeki çapak. Evet, doğru söylüyorsun. Benim erkeklerin içini eriten bir auram vardır. Geç önüme. Atı şuraya. Evet. Oraya dikkat. Şuraya atı. Ama siz benimle böyle konuşamazsınız. La! Dışarı! Evet, yeter hanım. 3 saniye içinde bana kocam bulacaksınız. Tabii efendim, tabii. Ben de bunu bulmak için çalışıyorum. Öncelikle kaybolan kocanızdan başlamak istiyorum. Acaba kocanız hangi işle meşgul olurdu? Ev hanımı! Ya niye uzatıyor bu? Onun doğuştan galiba. Biz de çok şey yapamadık. Peki. Kocanızı ne zamandan beri görmüyordunuz? 3 gündür görmüyorum ya. 3 gündür ya. Ev pislik içinde ya. Kendisini geberteceğim onu ya. Ama... Onu bir bulsam valla geberteceğim onu be. Ama şimdi siz böyle konuşursanız gelmez. Doğru söylesin küçük, hangi kamera? Şu kamera. Ya bebeğim, ev pislik içinde ya. Geçen gün oğlumuzu bulamadım ya pislikten evde. Karıncalar oğlumuzu üstlenmiş götürüyorlar ya. Ya yapma gözünü seveyim sen. Yapma yapma ya. Gel geri dön ya. Benim biraz bacağım çekti. Şuraya geçeyim ben. Bilal, bu aile beni oldukça şüphelendiriyor. Sen şüpheleniyor ama ben de burada neredeyse postu deldiriyor. Şu
çözmeye çalışıyor. Burcu Hanım, başa dönecek olursak kocanız tam hangi işle uğraşıyordu? Evleri temizliğe gidiyor. Temizliğe gidiyormuş. Gerçekten enteresan. Peki müşterileri kimler oluyordu? Ya geçen hafta dedi bu Mehtap diye bir kadın var. Şahane bir kadın, harika bir kadın. Keşke onunla evlensem diyor. Çok sevdim ben o kadını diyor. Bak Mehtap diye direkt bu Mehtap denen kadına, pis kadına gidiyordu. Bilal, ben bu Mehtap'tan fena halde şüpheleniyorum. Peki bu Mehtap'la onların herhangi bir ilişkileri var mıydı? Yani görüşüyorlar mıydı? Aman hiç, ne alakası var yeter? Allah'ını seversen yani. Nereden bu sonuca ulaştın? Görüşüyorum. Ne yapacaksın sen? Detaylar. Yani devenin altında kuğu arıyorsun. Bilal, detaylar. Detaylar diyorum Bilal. Bir insanın evinde herkes katil olabiliyor. Kuş bile katil olabiliyor. Ya yeter. Adam sadece demiş ki keşke karımı boşasam seni alsam. Ne var şimdi bunda? Yani ben bunu bir kadına söylediğimde ondan hoşlanıyor mu oluyorum? Bırak Allah'ı sen. Burcu Hanım, İbrahim Bey'i en son ne zaman gördüğünüzü hatırlıyor musunuz? Yani neden gitmiş olabilir? Ya en son işte 3 gün önce gördüm diyorum sana. En son bana bir not bıraktı. Hmm. Bana dedi ki ben dedi artık hak ettiğim gibi yaşamak istiyorum dedi. 7 numaradayım, Sokulu sokaktayım. 2. kat, Hacer Apartmanı komşunun 3 katı dedi. Gitti şimdi bu adam nerede ya? Nerede bu adam? Kesinlikle bir muamma. Bu adam nerede olabilirdi ki zaten? Kimse bilmiyordu. Bilal! Ben adamın nerede olduğunu bulmuş olabilirim. Hadi canım oradan. Sokullu Apartmanı, Hacer Sokak. Ya ne alakası var yeter, sen iyice paranoyak oldun. Adam iz bırakmadan gitmiş işte. Nereden çıkardın, bu sonuca nasıl geldin? Bilal. Sadece adam demiş ki ben 7 numaradayım. Sen şimdi... Evet bir saniye, son gelişme var. Var o. Evet. Arkadaşlarımız... Sokullu Sokak 7 numarada İbrahim Bey ve Mehtap Hanım'ı bulmuşlar. Evet, alkışlarınızla İbrahim Bey ve Mehtap Hanım geliyor. Bir alırsanız. Ne? Pardon ya, özür dilerim. Hoş geldiniz. Lütfen oturun. Lütfen Mehtap Hanım oturun. İbrahim Bey siz. Öyle zaten. İbrahim Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Acaba bu apansızca karınızı bırakıp gidişinizin sebebini bize anlatabiliyor musunuz? Efendim, ben temizliğe, titizliğe çok önem veren bir insanım. Yerde bir karınca görsem kaldırır tozunu alır aynen yerine bırakırım. Evet, evet. Gerçekten öyle. İbrahim doğum anında annesinin içindeki her şeyi temizleyip çıkmış. Ultrasonda gözüküyor, kanıtlarım var. Kızım, siz iyi misiniz? Kim vurdu senin ağzına? Bir sorun yok değil mi? Çok iyiyim, Allah razı olsun sağ. Gelmeden çamaşır suyuna yatırdım kendisini, o yüzden böyle şu an. Ha, biraz pörsümüş, evet. Biraz. Annenizin daha doğrusu içini mi temizledim dediniz? Evet efendim, benden sonra gelecek olan kardeşime arkamdan laf etmesin diye böbreği dalağa bir çitiledim. Çok güzel. Kalbine de baktım ama annemin kalbi temiz. Maşallah. Ya. Çok pardon. Sen Mehtap. Efendim. Bu tipi bulmak için yani neye bakarak çalıştın? Ağzına terlikle vurdular. Anne terliğiyle vurdular. Evet. Güzel bir tip değil. Evet, teşekkür ederim. Bozma ama, gülünce açılıyor. Yok, asla bozmayacağım. Sikim sonuna kadar böyle kalacağım, sağ olun. Buyurun. İbrahim, ben seni çok pis özledim. Geri dön. Bakın görüyorsunuz, bu kadının özlemesi bile pis. Ben buna titiz ve temiz duygularla yaklaştıkça kendisi bana depikle yaklaşıyor. Ben o kadar ihtimal vermiyorum açıkçası. Yani gerçekten dediğiniz kadar pis mi ya? Ya değil. Ya ben ayağım zaten sakat. Ben sen bir daha vurmayacağım, depik vermeyeceğim ben sana. Yok ya, sen geri dön. Değil, yeter artık. Düş peşimden, düş. İstemiyorum. Bak sinirim bozuldu benim şu anda. Yeter. Pis mi yani bu şimdi? Ay pis, evet pis diyorum. Niye anlamıyorsunuz işte, pis. Ay bir örnekle anlatabiliyor musunuz? Anlatayım bir artık. Efendim, bizim evde martı var.
hayvan Ümraniye çöplüğü yerine bizim evimizi tercih etmiş varız. Siz düşünün artık. Sen gittin be. Bittim. Ya ben bittim ya. Ay 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 neler duyduk. Çok özür dilerim. Üzgünüm Mehtap, hak ettin. Hak ettin yavrum. Dur ya, kız lafını söyleyecek. Söylesin ama. Böyle çok iyi. Ay, ay, bir şey söyleyeceğim, hayır, döndür koltuğu. Çevirelim mi? Çevirin, çevirin. Ya o konuşurken, o konuşurken rahatsız olanlar bakmasın ona. Sen ya onun cümleye nerede gireceğini biliyorsunuz, buyurun. Ay, ay, ay neler. Ay, ay neler duyduk. İbrahim lütfen şu kadınla muhatap olma. Sesi bile gürültü kirliliği vallahi. Ya senin ben ağzını dikerim ya. Yeter artık, gelme üstümüze, bıktık yeter. Bak anla, biz Mehtap ile süpürgeyle faraş gibiyiz. Çık aramızdan kadın. Sen ve kaşların çıksın aramızdan artık, yeter. Yürü Mehtap, gidelim. Kalk gidelim yavrum. Ağzından vuruldu. Ay Mehtap vuruldu. Mehtap vuruldu. Her yer kan oldu. Geldi temizle şimdi. Sayın seyirciler, hiç istemiyoruz canlı yayında böyle şöyle şeyler olsun ama bir şekilde oluyor, kusura bakmayın. Ama seni kim vurdu? Kim vurdu? Ben vurdum, ben. Bilal, her zaman söylediğim gibi katil kuşun olabilir. İşte kuşum Aydın, katil. Peki ama neden kuşum? Yani Aydın kuşum Aydın Bey. Neden böyle oldu? Bak canım, şarkıcılıktan sıtkım sıyrıldı. Kendime estetiğe verdim. Hı hı. Böyle de olunca dedim ki kendime en iyi partner kimi bulurum? Gittim İbrahim'i buldum. Beraber İbrahim'le çok güzel bir dükkan açtık. Hı. Ben kadınlara botoks yapacağım, o da temizliklerini yapacak. Estetik temizlik dükkanını yapıp projeye sokalım dedik. Fakat tutmadı. Allah Allah, neden acaba? Neden? Neden tutmadı? Çünkü bu mal bu gacı... Rahat olun, söyleyebilirsiniz. Ve bu mal bu gacının evine gitti. Ben kadınlara botoksu yaptım. Bu gitti, bunu temizliğe gitmeyince iş yaptı. Ya kuşum. Sen gel. Sen de... Daha dur, oraya çok var kızım. Benim bir repliğim var arada. Aa, bunlar hiç... Bir dakika, böyle durumlarda genelde Burcu'nun bir acil ihtiyacı oluyor ki kendi lafını söyleyip çıkmak ister. Ha, ufak su döküp gelecek. Dur işte. Ben seni tanıdığım için biliyorum. Evet, söyledim. Aydın, kusura bakma. Şehvetime yenik düşmeyecektim. Ya hiç öyle değil işte. Onun yüzünden bütün botoksları suratıma sıkıp intihar etmeye ve kendimi öldürmeye karar verdim. Ama baktım ölmüyorum. Ne yapayım? Bu kadını öldürdüm. Pişman da değilim. Haklısın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Haklısın. Sen ama o işi bırak. Sen gel seninle beraber kamyonculuk yapalım. Sen benim muavinim ol. Sen paraya para demezsin kuşum ya. Abi bu daha iyiymişmiş be. Ne? Neymiş? İyi. İyi mi pişmiş? Ay bir kötü. Bu daha iyi bir işmiş. Bu daha iyi bir işmiş. Süper. Madem haftanın katili Aydın, o zaman ben şuradan bir mikrofon bulacağım. Bak şimdi. Bir saniye Bilal, burada. O zaman haftanın katili Aydın, hapse girmeden bize bir şarkı söylersiniz. Tabii. Lütfen. Bravo. Şimdi bütün ellere yukarı, gökyüzüne. İşte budur. İyi eğlenceler. Eğlenmek serbest.
yer imiş. Gün gün ne tez unuttu beni. Altın saçlı hayriye tıldır tıldır yürüye. Azibuni cüriye gel bebi gel bebiye. Altın saçlı hayriye tıldır tıldır yürüye. Azibuni cüriye gel bebi gel bebiye. Tutun uşaklar tutun, şimdi havalanırım bu dere kenarına. Düşer yuvarlanırım altın saçlı hayriye. Fıldır fıldır yürüye, ağzı burnu çürüye. Gel beriye beriye, altın saçlı hayriye. Çok teşekkür ediyorum.